Selamünaleyküm arkadaşlar. Arıyı indirdik inşallah. Gece geldik arkadaşlar. Gece çekim yapamadım karanlıkta. Kusura bakmayın. Dün de biraz çekim yapamadım. Biraz yoğundu işlerimiz. Biraz daha fazla çalışmamız gerekiyordu. Elemanlardan biraz daha fazla çalışmamız gerekiyordu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yengeden şef de bizim buradaydı. İnşallah o da video atıyor. Benden önce atacaktır eminim buna. O hani çekti, ona bir program yaptık. O da çekti. Arkadaşlar ben de bir program düzenlemeyi düşünüyorum sizlere. İnşallah güzel olur. Onunkinde biraz doğa ile ilgiliydi. Benimkinde hani biraz onunkinde doğa dedim hani püren ağacını çekti. Ben de çekeceğim illaki. Arkadaşlar hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben Ali Gökseki, bizim diyarlar kanalımıza hoş geldiniz. Beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni, yorum bekliyorum. İllaki bekliyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olacağına eminim. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar şöyle gidelim. Emre abim arıları düzenliyor. Biraz onu seyredelim. Az sonra ben de söküm işlerine başlayacağım inşallah. Şöyle bir çekmek istedim sizlere de, ne kadar da hani çalışsak da bir çekim şart yani. Arılar biraz sinirli arkadaşlar bugün. Sarıyor. Hani gelen oluyor yani ziyarete. Maşallah güzel yerlemişiz arkadaşlar arılarımızı. Evet arkadaşlar, Emre abim şu anda arıyı düzenliyor. İnşallah sonra biz de söküm işine başlayacağız. Emre abi sendeyiz. Çalışıyor canım. Her zaman çalışmak iyidir Emre abi. Çalışan demir paslanmaz, biliyorsun değil mi? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Arılarımızın balları kırılmasın diye düz bir şekilde getiriyoruz arılarımızın kovanlarını. Bu sene de hayırlısıyla atlattık göçümüzü. Ben de gideyim kerpedeni bulayım. Biraz sökmeye başlayayım. Haydi görüşürüz Emre abi, kolay gelsin sana. Tankı koydum, az sonra müzik çalar açarız. Müziğimizi dinleyerek sokarız inşallah. Kerpeteni bal demiri var arkadaşlar. Bir de kerpeten alacağım inşallah, çivilerini sökmeye başlayacağım. Biraz çivileri sökerken çekebilirim. Bakalım nasip olursa. Biraz zor olacak çekim. Tek elimle söküp tek elimle çalışacağım için biraz zor olacak. Maşallah maşallah arkadaşlar, görüyorsunuz yani. Arılar çalışıyor. Yavru oynaştırıyor arkadaşlar. Değişik arılarımız da var arkadaşlar. Envai çeşit. Bunlar küçük çıta olacak. Şunlar küçük çıta aslında arkadaşlar. Bunlar biraz daha küçük olacak. En küçük çıtalarımız olacak. Hani bir kilo isteyen arkadaşlarımız olduğunda bir kilo bal yok demeyeceğiz. İnşallah. Tabi yaparlarsa. İnşallah da yaparlar. Demir buldu olduğunu söyledi Emre abi. Evet burada arkadaşlar. Arkadaşlar bu bal demirimiz. Balı bununla alıyoruz. Ama çiviyi de bununla sökeceğiz. Kerpetenimiz de burada arkadaşlar. Burada bir duraklatayım. Eldiven giyeceğim arkadaşlar. Arı biraz sarıyor. İyi seyirler diliyorum.
Evet arkadaşlar, demirimi, bal demiriyle kerpetenimizi aldık. Arıyı aşağı sıradan sökmeye başlayacağım. İnşallah iyi seyirler diliyorum. Biraz yorucu geçecek. 2 gün falan arı sökeriz. Şöyle göstereyim. Bu kovanlarda şöyle bir teknik var arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bir tarafı. Ondan sonra arkadaşlar, bakın şurada çivi var. Şöyle tutacağız arkadaşlar. Biraz kastıracağız. Her şeyin bir zorluğu vardır arkadaşlar. Ardında bir de şöyle bir şey var. Arı sahibini tanımaz hiçbir zaman. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Hani kim ne derse desin, arı abini tanımaz, sokar, affetmez. Arının sokması kötü bir şey değildir ama alerjisi olana sıkıntı yapar arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar, şöyle yapalım. Şuraya kolumuzu bastıralım ki kovan kaymasın sökerken. Şu tarafta da var arkadaşlar, bunlar da hepsinde olacak. Tek tek emekçi, emek işi arkadaşlar. Kerpeden tutmadım, kusura bakmayın. Allah. Maşallah. İyi çakmışız ya. Biraz yorucu geçecek, 2-3 gün. Bir hafta falan yorucu geçecek arkadaşlar inşallah. Yorulacağız. Yorulmaya devam edeceğiz. Demirimizi de alalım. Sıra bunda arkadaşlar. Bununki şöyle arkadaşlar. İlavesiyle kovanı aynı olduğu için. Şuradakini de sökeceğiz. Ondan sonra yan tarafına geçeceğiz. Yan tarafında şurada bir çivi var arkadaşlar. Ama tutuyor mu? Maalesef tutmuyor. Arkadaşlar, demir şöyle tutup çakmaya çalışacağım ama kamerayla olmuyor arkadaşlar. Kamerayı bir daha 5 dakikalığına donduralım. Sabitledim arkadaşlar. Taşla sabitledim. Sabitleyicimiz olmadığı için taşla sabitledim arkadaşlar. Teknolojide tuvalet kurumuz dediler. Değil mi abi? Eskiden sabitleyicim var dediler. Biraz
eski tarihi karıştıralım dedim. Ben de taşla sabitleyiverdim. Ne yapalım, yapacak bir şey yok yani. Telefonu da açacak. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş sökmeye devam yani. Dokunuşu da eriştiğinde inşallah bakacağız arılarımızın zayiatı var mı şimdi. İnşallah yoktur. Bayağı sıcak arkadaşlar dinleyin. Arı soğuktan sıcağa gelince kaynaşmaya başladı. Aynen Emre abi, orada kış moduna geçtiydi, burada yaz moduna tekrar geçti. İnşallah bahar moduna geçti yani. Maşallah güzel çalışıyorlar gibi. Biraz da stresli arkadaşlar karlar bu arada. Göç stresi vardı arılarda. Biraz sarsıntı geçirmiş olabilirler. Görünür abi. Konuşuvermeyiz ya. Yorgunlukta konuşuyla hal kalmar için millette. Emre. He? Ben bir şey koyacağım. Karıştırma seni. He? Ayarın iyi. Tam askerli olsa bu sene tam milli olacağım işte. Askeri iyi olsa tam milli olacağım. Biraz daha düşük tek kaynamayı. Arkadaşlar aslında makrem işçeğini de çekeceğiz sizlere. Biraz işlerimize bakalım. Özellikle orada götürüm de yukarı, burada daha çok değil. Arabaya sarıyor lan Ömür abi. Ağlasın da sarmaz gari yavaştan ya. Ben sokmaya devam edeyim gayrı. Evet arkadaşlar. İki sıra arı söktüm arkadaşlar. Çeviriyor böyle. İki sıra arıyı söktüm. Biraz dinleneceğim inşallah. Daha devam edeceğim arkadaşlar. Abim devam ediyor. Biraz ellerim kabardı. Kerpeden çok sıkı tutuyorum arkadaşlar. Şöyle çift ilavelerden çıkan çivilerimizi gösterelim arkadaşlar. Tek ilavelerden daha az arkadaşlar. Ama çift ilavelerde biraz daha çok çivi var. İnşallah şuradan devam edeceğiz sökmeye arkadaşlar. Daha bir sürü arılarımız var. İlave arıları önce bitireceğiz arkadaşlar. İlaveler biraz daha şey. Sonra daban kovanları sökeceğiz arkadaşlar inşallah. Onları düzelteceğiz. Şurada bir su içeceğim, bir soluklanacağım arkadaşlar. Sizlere de şöyle bir video çekmek istedim tekrardan. Arkadaşlar. Bugün işte düzenleyeceğiz. Bir yandan sökeceğiz. Arkadaşlar. Yarın da herhalde bitiremezsek devamını düzenleyip sökmeye devam ederiz inşallah. Hepinize iyi günler diliyorum şimdiden. Bizim işimiz bu yani. Arıcılık. Arada hem dolmuşçuluk yapıyoruz arkadaşlar hem de arıcılık yapıyoruz. Arılar da peşin bırakmadı, görüyorsunuz yani. Sesini duyuyorsunuz. Kendisini de görüyorsunuz arkadaşlar. Kameranın önünden geçiyor. 3-4 tane var. İnşallah devam edeceğim videolarım arkadaşlar. Püren çiçeğini çekeceğim. Püren balı neye faydalıdır? Onların bilgisini vereceğim inşallah. İzlemeden kalın arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Ondan sonra karaya koy. Duydun mu?
Duymadım Emre abi, ben koymam öyle. Nereye gider o? Bu ağaçlarda yaşar. Bunun adı bu Kalemun Ali. Şimdi onun rengini alacak mı? Sen. He? Bunun özelliği oldu işte. Allah buna böyle bir özellik vermiş var. Nereye giderse rengi ona dönüyor. Allah Allah. Bak gözlerine bak, ne kadar güzel. O borunun rengini alacak mı şimdi? Ya zaten gri şu anda bak, ağardı altı, gördün mü? Tehlike hissettiğinde kamufleye alır. Şu anda tehlike görmüyor bizi bak. Ağardı, gördün mü? Bayağı ağardı mı? He. Şimdi nereye koyarsan onun rengini mi alır? Çok tehlike hissetti mi alır bu. Hop. Doğal bir hayvan. Ben bir anda kertenkele zannettim ama bu kalemunmuş. Ha, bu kalemun mu? Renk değiştiren özelliğe sahip. He? Şimdi değişik bir rengin üstüne koysan aynı rengi alır diyorum. Tehlike hissettiğinde. Siyah alır mı? Deneriz. Alo, ne haber lan? Siyah alacak gibi hazır. Tehlike hissetti mi yeme? Değişir gidiyor. Siyahlaştı gibi sanki. Tepesini vurdum. Aynen. Vurdum. Siyahlaştı mı? Hı. Bak. Yüzü siyahlaştı abi, gördün mü? Aynen. Daha demin beyaza döndüydü. Kuyruğu siyahlaştı. Benekleri çıkıyor bak, siyahlaşıyor. Korktu da yongan. Şu şarkıyı kapatsan fena olmayacak onu. Onu. Telif yiyeceğiz şimdi. Yenip gider la. Siyahlaştı ama yeniyor ya. Şşt. Alo. Nereye gidin sen? Şimdi de kovanın rengini mi alacaktın Ömür abi? Dur bakayım. Hoppa. Yeşile döndü gibi. Rengi çok değişik ya. He? Şimdi benim kırmızı yüz atsam kırmızıya mı döner bu rengi? Yemyeşil kaldı la. He? Yeşile dokanmıyorum. Boya ayağını mı satıyorsun? Boya? Şunu mu? Kovanın boyasını mı anımsadı diyor. Baksana. Isır mı Emre abi bu? He? Biraz da gölgede olunca fazla rengi gördüm. Arıya dokansa diyorsun, arının rengini alır diyorsun. Yani. Değişik diyorsun. Emre abi ısırır mı şöyle yapsam? He? Dokansam ısırır mı lan? Duyduğu yok ki adamın. Astı kendini, intihar etti adam ya. Beni hissediyor, görüyor da. Yok bende, bitti. Yere indirelim, doğaya salıverelim bunu. Tüm rengini bağla dostum, hadi. Yürü.
Dondu kaldı ya la. Kamuflajı mı olduğunu zannediyor şu anda? Haydi la. He? Yok dedim mi? Yok. He? Kamuflajı oldu herhalde. Yürü oğlum. Niye böyle yaptı la? Ölü numarasını mı verdi? He? Emre abi. Ölü numarası mı yapıyoruz şimdi bu? Öldü. Bak öldü şimdi. Gözleri kapış kapış ediyor ama öldü. Değişik bir hayvan. Taşın rengini de hemen benim sevip geliyor. Eli bile nasıl salmış hem parmakla. He? Taşın rengini de alıp gelir dedim. He işte sokulduk ayrı alacak bak bak. Titreyiyor öyle. Ya Allah'ım ya Rabbim. İşte Allah veriyor arkadaşım. Doğada neler var neler. Kuş da yiyor. Bak. Gidecek şimdi. Rengini değiştirdim bravi. Gidiyor ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani. Rengini gene değiştiriyor. Değişik bir şey ya hayvan. Bu kolam bu arkadaşlar. Ben ilk gördüğümde kertenkele falan zannetmiştim. Koşarak gidiyordu. Şu anda tehlike gördü bizi. Titreyerek gidiyor. Bakın arkadaşlar siyah anımsayarak gidiyor. Şu anda bana bakarak gidiyor arkadaşlar. Bakalım kaçacak mı? Yürü oğlum. Yine ölü numarası yaptı arkadaşlar. Bakın tek kaldı böyle. Değişik bir hayvan arkadaşlar. Neyse salalım artık rüyasını. Şöyle gitsin. Yuvasını. Biz de gidelim isterseniz az. Şöyle tankımız var, müzik çalarımız var. Bunu şöyle yapsak, önüne koysak ne yapar acaba? Bunun rengini alacak mı bakalım bir. Evet arkadaşlar kaçıyor ondan. Ama bilemedim ne yapıyor. Arkadaşlar kaçıyor, korktu herhalde. Bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Taşın rengini alıyor. Öyle öyle gidiyor arkadaşlar. Hayvanı korkutmayalım daha fazla. Yuvasına gitsin. Görüyorsunuz yani.